Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kimyasal tepkimelerde enerji konusunun ikinci bölümü üzerinde duracağız. bu ders anlatım föy içerisinde potansiyel enerji tepkime koordinat grafiklerini yorumlayıp bu grafiklerle ilgili bolca örnek çözeceğiz. Ardından bağ enerji kavramı üzerinde duracağız. Sonra Hess prensibi üzerinde durarak konuyu örneklerle birlikte pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bağ, potansiyel enerji tepkime koordinat grafikleri Şimdi biz reaksiyonları egzotermik ve endotermik reaksiyonlar diye ikiye ayırıyorduk. Egzotermik reaksiyonlar dışarıya ısı veren yani sistemden ortama ısı veren reaksiyonlara egzotermik, ortamdan sisteme ısı alan reaksiyonlara ise nasıl reaksiyonlar diyorduk arkadaşlar? Endotermik. Egzotermik reaksiyonlarda arkadaşlar ürünlerin potansiyel enerjisi, girenlerin potansiyel enerjisinden küçüktür. Potansiyel enerjiyi yani entalpi dediğimiz kavramı H ile gösteriyorduk. Ürünlerin potansiyeli girenlerden küçükse egzotermik, Ürünlerin potansiyel enerjisi yani entalpisi girenlerden büyükse bu tür tepkimelere ne diyorduk arkadaşlar? Endotermik tepkimeler diyorduk. Şimdi bakın ekranda İki tane potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği var. Şimdi bir reaksiyona baktığınızda sol taraf arkadaşlar girendir, sağ taraf üründür. Girenlerin potansiyeli veya entalpesine Hg, ürünlerin entalpesine Hü diyelim potansiyeline. Şimdi arkadaşlar soldaki grafiğe baktığınızda bakın şurası girenler, şu bölge girenlerin potansiyeli. Şurası ürünler, şu bölgede arkadaşlar ürünlerin potansiyeli. Burada ürünlerin potansiyeli girenlerin potansiyelinden büyük olduğu için bu tepkime arkadaşlar endotermik bir tepkimeye ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğidir. Ee, sağ taraftaki grafiğe baktığımızda girenlerin potansiyel enerjisi Ürünlerin potansiyelinden daha büyük. Yani burada da arkadaşlar ürünlerin potansiyeli girenlerden küçük olduğu için bu tepkime de arkadaşlar egzotermik reaksiyonlara ait potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğidir. Şimdi bütün tepkimelerde delta H dediğimiz ifade ürünlerin potansiyelinden girenlerin potansiyeli çıkarılarak bulunur. Buradaki delta H entalpi değişimi yani tepkimedeki ısı değişimi diyebiliriz. Şimdi endotermik reaksiyonlarda ürünlerden girenleri çıkarırsak pozitif bir değer elde ettiğimiz için Delta H değeri sıfırdan büyüktür ve şu bölgedir delta H arkadaşlar. Aynı şekilde ürünlerin potansiyelini girenlerden çıkardığımızda egzotermik tepkimelerde ürünler daha küçük olduğu için delta H değeri negatif olacaktır ve şu aralık bize tepkimenin entalpi değişimini verecektir. Tamam bu bilgilere özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi etkinliğimize bakalım. Denklemi şeklinde olan tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğini çiziniz diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ben şöyle ifade edeyim. Burada şu bölge şunların ikisi bize neyi verecektir karbondioksitle hidrojen gazı giren karbon monoksitle suyun toplamı ise nedir ürünlerin potansiyelidir. Şimdi arkadaşlar biz girenlerin potansiyeline bakalım ben tekrar şurayı sileyim. Girenlerde 1 mol karbondioksit, 1 mol hidrojen gazı var. Şöyle diyebilir miyiz? Karbondioksitin oluşumu ısısı artı e, hidrojen gazının oluşumu sısıdır. 1 mol karbondioksit eksi 394, 1 mol H2. Şimdi arkadaşlar H2 bir elementtir. Elementlerin potansiyeli sıfırdır. Dolayısıyla girenlerin potansiyeli Eksi 394 kilojoule bölü mol olacaktır arkadaşlar. Peki ürünlerin potansiyeline baktığımızda HÜ dediğimiz ifade neler var? 1 mol karbon monoksit ve 1 mol H2O gazı var. O zaman 1 mol karbon monoksidin oluşum ısısıyla 1 mol suyun oluşum ısılarının toplamıdır. Karbon 1 molü eksi 110. E, suyun bir molü eksi 243'müş arkadaşlar oluşum ısılarının toplamı ise eksi 353 kilojoul bölü mol olacaktır. Peki buradan yola çıkarak arkadaşlar delta H değerine baktığımızda bütün reaksiyonlarda entalpi değişimi ürünlerin potansiyelinden girenlerin potansiyeli çıkarılarak bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla bizim buradaki ürünlerimiz e, eksi 353'tü. Eksi girenlerimiz eksi 394'ü buradan çıkardığımızda delta H değerimiz arkadaşlar artı 41 kilojoul bölü mol olarak buluruz. Dolayısıyla artı 41 çıktığına göre bu reaksiyon nasıl bir reaksiyon olmak zorunda endotermik. Peki bunun grafiğini çizersek. Şimdi arkadaşlar girenler eksi 394 oluşum ısılarının toplamı ürünler eksi 353 e, oluşma toplamı. bu dolayısıyla arkadaşlar burada büyük değer eksi 353'tür. Negatifi de düşünün. Dolayısıyla şöyle çizebilirim arkadaşlar. Şurası girenler olacak giren dediğimiz bizim nedir burada karbondioksitle hidrojenin toplamı o da eksi 394 arkadaşlar Peki şöyle gösterirsem şurası ne olacaktır ürünler ürünler dediğimizde yerde karbonmonoksitle suyun oluşuması toplamı o da kaçmış arkadaşlar eksi 353 şu aradaki fark ise bana neyi verecektir arkadaşlar? Delta H'ı. Delta H değerinde kaç olarak bulduk? Artı 41 kilo Joule bölü mol olarak bulduk. Tamam mı arkadaşlar? Grafiği de bu şekilde çizersiniz. Peki. Etkinlik 2'ye bakalım. Yandaki grafikte potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş. Tepkimenin en hesaplayınız. Tepkime denklemini ısısı ile birlikte yazınız. Peki arkadaşlar. Şimdi bakın başlangıç şurası. Bunlar girendir. Şurası nedir arkadaşlar? Üründür. O zaman sizin tepkimeniz şu olacak. X artı 2Y'den siz 2Z'yi elde edeceksiniz. Peki girenlerin potansiyel enerjisi grafikten okursanız şu bölge HG dediğimiz ifadedir. Yani 20 kJ bölü moldur arkadaşlar. Ürünlerin potansiyel enerjisi şu bölgedir. O da eksi 140 kilojul bölü moldür. Peki bu reaksiyonun entalpi değişimi nasıl bulunur? Bütün reaksiyonlarda entalpi değişimi ürünlerin potansiyelinden girenlerin potansiyeli çıkarılarak bulunur. Delta H dediğimiz ifade eksi 140 Eksi 20 dediğimiz anda eksi 160 kilojul bölü mol. Demek ki eksi çıktığına göre bu reaksiyon nasıl bir reaksiyondur? Egzotermik. Yani ısı ifadesi ürünlerde olacak. Şu artı şuraya 160 kilojül olarak yazılmalı. Peki reaksiyonda delta H neresidir grafikte? Pardon reaksiyon diyorum grafikte. Grafikte delta H şu aralıktır. Buraya da delta H dersiniz. Eksi 160 kilojül bölü mol olarak gösterilir. Tamam Örnek 1'e bakalım beraber. Tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği verilmiş. Bu tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu reaksiyona baktığımızda giren maddemiz x'ye, ürün maddemiz x ve y'nin toplama. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Hg dediğimiz ifade girenlerdeki x, y'nin oluşumusası. O da kaçmış arkadaşlar? Grafikten okuyabilirim. Hg burası. 43 kilojoule. Doğru mu? Peki ürün dediğimiz madde ise ürünlerdeki x'in oluşumu sayısıyla y'nin oluşumu sayısının toplamı. Onu da grafikten şu şekilde okuyabilirim. 85 kJ. Aradaki fark bize neyi verecek? Delta H'ı verecek. Delta H dediğimiz ifade ürünlerin potansiyelinden Girenlerin potansiyelini çıkararak buluruz. Tepkimenin entalpi değişimi 85-43'ten arkadaşlar kaç yapacaktı? 42 kiloşul. Pozitif. Doğru mu? Pozitif çıktığına göre bu reaksiyon endotermik bir reaksiyon olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki eksi 42 ifadesi yanlıştır. Endotermik olacak birinci öncül de yanlıştır. Ürünlerin potansiyeli girenlerden büyüktür. 85 ürünlerin potansiyeli girenlerin potansiyeli 43. Üçüncü öncül doğrudur. Doğruyu sorduğuna göre yalnız 3 ile cevap 5'lik olacaktır. Örnek 2 Şekilde entalpi değişimleri verilen tepkimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tamam. Şimdi arkadaşlar birinci şekle baktığımızda grafiğe baktığımızda entalpi reaksiyon koordinat grafiğinde şurası şu arkadaşlar girenlerin potansiyeli. Şu ifade ürünlerin potansiyeli. Burada ürünlerin potansiyeli girenlerden küçük. Küçük olduğuna göre bu reaksiyona ne diyeceksiniz? Egzotermik. Buna baktığımızda girenlerin potansiyeli burası. Şu böyle çizdiğim yerde ürünlerin potansiyeli. Ürünlerin potansiyeli girenlerden büyükse bu reaksiyona da ne diyeceksiniz arkadaşlar? Endotermik. Demek ki birinci grafik egzotermik bir grafiğe ait. ikinci grafik endotermik bir grafiğe ait. Birinci tepkime egzotermiktir. Doğru. İkinci tepkimenin entalpi değişimi pozitiftir. Endotermik olduğu için doğru. Birinci tepkime de minimum enerji eğilim girenler lehinedir. Sevgili arkadaşlar minimum enerji ısının olduğu taraftır unutmayın. Şimdi birinci tepkime nasıl bir tepkimeydi? Egzotermik bir tepkime. Şimdi ben size bir tane egzotermik tepkimeye örnek vereyim burada. X'ten Y artı Z'ye elde edin. Isı egzotermik olduğu için sağ tarafta minimum enerji ısının olduğu tarafa doğrudur. Endotermik tepkimelerde ısı girenlerde olduğu için ısı girenlere doğru. Egzotermik ürünler lehinedir. Dolayısıyla buradaki birinci tepkime egzotermik olduğu için girenler lehine değil ürünler lehinedir. C şıkkı yanlıştır. İkinci tepkime ısı olarak gerçekleşip endotermik olduğu için doğru. Birinci tepkimenin entalpi değişimi negatiftir. Egzotermik olduğu için doğru. Yanlışı sorduğuna göre cevap C olacaktır. Peki. Bir de arkadaşlar bu grafiklerin dışında iki kavram daha var. Bağ enerjisi ve HES prensibi. Bu kavramları da anlatınca bu konu bitmiş oluyor zaten. Şimdi bağ enerjisi dediğimiz ifade arkadaşlar. E, bağ enerjisi kimyasal bir bağın kopması sırasındaki gerekli olan enerjiye biz bağ enerjisi diyoruz. Bakın çok önemli bir ayrıntı. Kimyasal bir bağın kopması sırasındaki gerekli olan enerji bağ enerjisidir. Tamam mı arkadaşlar? Peki bağ kırılması endotermiktir. Bağ oluşumu ise arkadaşlar egzotermiktir. Şöyle düşünün bağı kırmak demek bir ip var ortada. O ip kendi kendine kopmaz. Dışarıdan ne almak zorunda? Enerji. O zaman bir bağın kırılması için enerji gerekirken yani bağ kırılması endotermik. Eğer bağı oluşturmak istiyorsanız enerji açığa çıkacak. Yani bağ oluşumu egzotermiktir. Bakın şurada arkadaşlar şu grafik denklem bağ oluşumudur. Egzotermik e, alttaki denklem bağ kırılmasıdır, endotermik tamam Ve bilgi. Bağın oluşumu sırasında açığa çıkan enerji, bağın kırılması için gerekli olan enerjiye ne olmak zorunda? Eşit. Aynı atomlar arasında bağ kırılırken gerekli olan enerji, bağ oluşurken aynı atomlar arasında gerekli, açığa çıkan enerjiye eşit olmak zorunda. Peki. Moleküler bir gazın bir molünün atomlarını bir arada tutan bağın standart şartlarda kırılması için gerekli olan enerjiye bağ enerjisi denir. Bunu ta başta söyledim size. Neydi bağ enerjisi? Bir bağın kırılması için gerekli olan enerji gerekli o. yani standart koşullarda olmak zorunda. Bağ enerjisi delta HB şeklinde gösterilir. Şuradaki sıfır demek 1 atm 25 derece demek. Bağ enerjisi ne kadar büyükse arkadaşlar yani bir bağı kırmak için x molekülleri arasındaki x atomlar arasındaki bağı kırmak için 100 enerji gerekiyor. Y atomlar arasındaki bağı kırmak için 20 enerji gerekiyor. Hangisi daha sağlam? Bağ kırılması için gerekli olan enerji ne kadar büyükse bağ o kadar nedir diyeceksiniz arkadaşlar sağlamdır diyeceksiniz tamam ve bir şeye daha dikkat. Bence önemli bir ayrıntı. E, tepkime enerjisi konusunda her yerde entalpi değişimine ürünlerin entalpisi, eksi girenlerin entalpisi diyoruz. Yani HÜ eksi HG diyoruz. Sadece dikkat. Bağ kırılması olduğunda sakın ha ürün eksi giren demeyin. Orada Girenlerin entalpisi, eksi ürünlerin entalpisi değil. Nedir bu? Girenlerdeki bağlar kırılacak, ürünlerdeki bağlar oluşacak. Tamam mı? Bağ kelimesini gördüğünüzde HÜ HG demiyorsunuz, tam tersini söylüyorsunuz. Çünkü öbür türlü işaretiniz yanlış çıkar arkadaşlar. Değeriniz bulacağınız sayısal değerin işareti yanlış çıkar. Şimdi bakın etkinlik 3'e bakalım sizinle birlikte. Bazı bağların ortalama bağ enerjileri verilmiş. Buna göre tepkimesinin bağ enerjileriyle hesaplanan entalpi değişimi kaç kilojuldür? Şimdi arkadaşlar burada bağ enerjisi kelimesini kullanmış ya Gördünüz mü? O zaman delta H dediğiniz ifadeyi az önce söyledim. Kesinlikle ürünlerin toplam enerjisi, eksi girenlerin toplam enerjisi demiyorsunuz. Bu işaret toplam demek. Girenlerin bağ enerjilerinin toplamı eksi, bir ürünlerin bağ enerjilerinin toplamı diyeceksiniz. Şimdi bakın şöyle yapıyorsunuz. Girenlerde ne bağı var? 2 mol HH bağı var. 1 molü 436 olduğuna göre 2 çarpı 436 diyorsunuz. Artı 1 mol O O bağı var. Bakın o da kaçmış çifte bağlı O O 498. 498. Bu ürünler arka, girenler eksi ürünlere geliyorum. Şimdi dikkat. H2O'da OH bağı 1 2 bir de başında 2 var. 4 çarpı OH bağı 464 diyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi biz buradan delta H'ı sizinle birlikte hesaplayalım. 406 ile 2'yi çarpalım 872 artı 498. 4 ile 464'ü çarpalım 16, 25, 1756. Toplayıp çıkarırsak buradan değerimiz eksi 486 kilojoule olarak çıkacak. Yani bu reaksiyonun entalpi değişimi eksi 486 ve reaksiyon egzotermiktir deriz. Peki üçüncü soruya bakalım. Tablodaki ortalama bağ enerjilerine göre tepkimesinin en değişimi kaç kilojuldür? Şimdi bize yine bağ enerjileri verilmiş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Kesinlikle ürün eksi giren demiyorduk. Delta H eşittir. Girenlerin bağ enerjilerinin toplamı eksi ürünlerin bağ enerjilerinin toplamı diyeceksiniz. Peki delta H. Şimdi girenlerde ne bağı var bakalım. CH bağı 1, 2, 3, 4 tane CH bağı var. Nerede? Bakın şurada. CH bağı 416. 4 tane olduğuna göre 4 çarpı 416. Artı. Bir tane CLCL CL bağı var. O da kaçmış? 242. Bu girenler arkadaşlar. Eksi. Şimdi ürünleri yazıyoruz. Bakın 1, 2, 3. 3 tane CH bağı var. 3 çarpı 416. 1 tane CCL bağı var. Şurası. O da kaçmış? 326. Bir tane de HCl ba var artı 432 değil mi? Doğru evet. Şimdi buradan delta H'e hesapladığınızda arkadaşlar delta H ifadesi eksi 100 kilojoule bölü mol olarak karşımıza çıkacak. Yani bu reaksiyonun entalpi değişimi egzotermiktir ve eksi 100'dür ifadesini kullanırız. Cevap B şıkkı olur. Peki dördüncü soruya bakalım. Tepkimesinin entalpi değişimi eksi 92 kilojül olduğuna göre azot hidrojen bağının bağ enerjisi e, bağının enerjisi kaç kilojül bölü mol? Bakın yine bağ enerjisi kelimesini gördünüz. Direkt olarak delta H eşittir. Giren, bağ enerjisi kelimesini görünce girenlerin bağ enerjilerinin toplamı eksi ürünlerin bağ enerjilerinin toplamı diyeceksiniz. Şimdi ben şu aşağıya yazacağım bunu. Hadi bakalım beraber yazalım. Delta H eşittir. Kaç verilmiş delta H? Eksi 92. Bu verilmiş. Eşittir. Girenlerde ne bağı var? Bakalım sizinle birlikte. Azot azot üçlü bağı var. Kaçmış? 946. Peki. 3 tane HH bağı var. Bir tanesi 436 artı 3 çarpı 436. Bu girenler arkadaşlar. Eksi. Şimdi dikkat ürünlere bakın. Herkes dikkat etsin. Azot hidrojen 1. 2 3 Bir de başında 2 var. 6 çarpı 1 azot hidrojen x olduğuna göre 6x arkadaşlar. Buradan işlemimizi yaparsak eksi- 92 946 3 ile 436'yı çarparsak 18 9 10 1308 çarptığımız zaman eksi 6x olur. Buradan da arkadaşlar 6x eşittir 1308 artı 946 artı 92 dediğimizde x ifademize baktığımızda arkadaşlar cevap olarak 391 kilojül olarak buluruz. Cevap değişik olur. Evet. Bir başlığımız daha var arkadaşlar. Hess prensibi. Çok kolay bir başlık. Ee, ve oldukça rahatlıkla anlayabileceğiniz bir başlık. Şimdi bir reaksiyonun entalpi değişimini birkaç yolla buluyorsunuz. Bunlardan bir tanesi giren ve ürünlerin potansiyelleri oluşmasıları verilir. Ürün eksi giren dersiniz. Veya işte girenlerdeki bağlar verilir. Ürünlerdeki bağlar verilir. Girenlerin bağ enerjilerinden, ürünlerin bağ enerjilerinin toplamını çıkarırsınız. Az önce yaptık. Oradan bulursunuz. Bir de HES prensibiyle yaparsınız. Nedir HES prensibi arkadaşlar? Şimdi bir reaksiyonun biz entalpi değerini doğrudan ölçemiyoruz. E, deneysel olarak ara basamakları olabiliyor. O ara basamakların entalpi değerlerini toplanarak, çıkarılarak, çarpılarak bir delta h değeri hesaplıyorsunuz. İşte entalpi değişimlerinin toplanabilirliği ilkesine biz ne diyeceğiz arkadaşlar? HES yasası diyeceğiz. Tamam bu yasa. Şimdi mesela buraya dikkat edin. Bu yasaya göre şu denkleme baktığınızda arkadaşlar bu denkleme baktığınızda kaç basamakta şu net tepkime net tepkime iki basamakta gerçekleşiyor. Bu birinci basamak bu da ikinci basamak doğru mu? Peki şimdi siz bu iki basamağı toplarsanız bakın şununla şu birbirine götürür mü? Bir tane C kalır. Yarım mol oksijen buradan yarım mol oksijen de buradan gelir. Bir mol oksijen CO'lar gitti. Sağ tarafta da 1 mol CO2 olur. Denklemleri taraf tarafa toplayıp net tepkimeyi buluyorsanız entalpi değişimlerini de toplayacaksınız. Eksi 26.4 ile eksi 67.6 toplanırsa bu reaksiyonun net tepkimenin entalpi değişimi eksi 94'tür. O zaman Hess prensibinde birinci kuralı öğrendiniz. Neymiş birinci kural? Denklemler taraf tarafa toplanırsa delta H'lar toplanır. Bu. Peki delta h neye bağlıydı arkadaşlar? Delta h basınca bağlıydı, sıcaklığa bağlıydı, madde miktarına bağlıydı, maddenin fiziksel haline bağlıydı. Ama tepkimenin izlediği yola arkadaşlar bağlı değildir. Bakın bunu da burada öğrendiniz dikkat tamam Peki şimdi arkadaşlar dikkat diğer bir kural reaksiyonda bir reaksiyonunuz var. Örneğin şu reaksiyon. Suyun oluşum reaksiyonu. Bu reaksiyonu herhangi bir kas sayı ile çarparsak, çarpılırsa, mesela burası kaçla çarpılmış? Bu reaksiyonu ben 2 ile çarparsam 2 ile çarptım. İkinci denklemi gördüğünüz gibi. Veya herhangi bir sayı ile bölünürse, bakın buraya dikkat edin. Örneğin şu üstteki denklemi ben İkinci denkleme ulaşmak için 2 ile çarptım. Üçüncü denkleme ulaşmak için kas sayılarını 1 bölük. Yani burada 2 ile çarpma var. Üçüncü denkleme ulaşmak istiyorsam, pardon geri geldim. 1 bölü 2 ile yani 2'ye bölme var. Burada kural şu. Denklemi bir sayı ile çarparsanız delta aşı da aynı sayıyla çarparsınız. Denklemi bir sayıya bölerseniz delta aşı aynı sayıya bölersiniz arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu denklemden İkinci denkleme ulaşmak istiyorsam üstteki denklemi 2 ile çarpacağım. O zaman delta h'ı da 2 ile çarpıyorum. Eksi 116 kilo kalori olur. Tamam. Peki devam ediyorum. Şöyle yapalım. Üstteki denklemden 3. denkleme ulaşmak istiyorsam üstteki denklemde h2'nin katsayısı sayısı 1? Bakın burada kaç? 1 bölü 2. Veya yarımken 1 bölü 4. 1 iken suyun katsayısı 1 bölü 2. Ne olmuş? 1 bölü 2 ile çarpılmış. Yani yarısı alınmış. O zaman eksi 58'i de 1 bölü 2 ile çarpacağım. Eksi 29 kilo kalori olur. Bakın iki kural öğrendiniz. 1. Tepkimeler toplanırsa delta H'ler toplanır. Tepkime bir sayı ile çarpılırsa delta h o sayı ile çarpılır. Denklem bir sayıya bölünürse delta h o sayıya bölünür arkadaşlar. O zaman bir reaksiyon entalpi değişimi madde miktarına nedir demiştik biz zaten ta dersimizin birinci föyün 19. föyün başında madde miktarına bağlıdır. Bir kural daha öğreniyorsunuz. Tepkimeyi ters çevirdiğimizde delta h işaret değiştirir. Bakın şu tepki kimi? Delta H eksi 18. Gördünüz mü? Ters çevrilmiş bu denklemde. O zaman delta H ne yapılıyor? İşaret değiştiriyor. Bu kadar. Bu kuralları bildikten sonra arkadaşlar çok rahatlıkla işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi bakın. iki denklem verilmiş. Tepkimenin en değişimi kaç kiloşuldur? Şöyle yapalım. Şimdi bu denklemde NO nerede? Solda. Size verilen şunlar verilen denklem ya verilen denklemlerde NO nerede? Sağda. O zaman ilk tepkimeyi ters çeviriyorum. Şöyle Hatta şöyle de yazalım. Birinci tepkimeyi ters çevirdim. Ters çevirdiğim için delta h işaret değiştirdi. Eksi 180 oldu. Peki. İkinci denkleme bakıyorum. NO2 sağda. Burada da NO2 sağda. Ha, diyeceksiniz ki hocam elementlere niye bakmıyorsunuz? HES prensibinde elementlere bakmayın. Hep bileşikler üzerinden gidin. Daha rahat edersiniz. Elementler kafa karıştırır. Onun için ben azotlu oksijene bakmıyorum. Şimdi dolayısıyla NO2 İkinci denklemde sağda kas sayısı 2. Bizden istenilen denklemde de sağda kas sayısı 2. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Aynı kalsın diyorum. O zaman ikinci denklemi de aynen yazacağım. Şu şekilde tamam. Hiçbir şey yapmadığım için delta aşını değiştirmiyorum. Artı 66. Şimdi bakın. Taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa toplayınca bunlar gider. Burada bir oksijen var. Burada iki oksijen var. Bir tane oksijen kalır. Tenklemi taraf tarafa toplarsam 2 NO, 1 mol oksijen gazı, 2 mol NO2. Denklemler taraf tarafa toplanırsa delta H'lar da taraf tarafa toplanır. S-180 artı 66 dediğimiz anda delta H dediğimiz ifade eksi 114 kilojül olarak karşımıza çıkacaktır. Tamam Bakın örnek 5'e bakalım. Tepkimeleri ve entalpi değişimleri verilmiş. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojuldür? Dediğim gibi bu bir bilmece gibi. Yani çözdükçe öğreniyorsunuz. Şimdi sizden istenilen denklem bu. İstenilen denklem. Yukarıda da verilen denklemler var. Şimdi şöyle yapacaksınız arkadaşlar. İstenilen denklemlerde ilk önce bileşiklere bakın. C2H4 nerede? Solda. Size verilen de nerede? Sağda. Kas sayısı kaç? 1 istiyorum. Burada da kaç? 1. O zaman sadece ters çeviriyorum. Kas sayısını değiştirmeyeceğim. Ters çevirdim. Şunu güzel yazayım buraya. T harfini koyayım. O zaman ters çevirip yazalım mı? C2 H4 2 mol C 2 mol H2. Ters çevirdiğim için delta H işaret değiştirdi. Eksi 52. Tamam. Sizden istenilen denklemde CO2 sağda. Kas sayısı 2. Bakın burada da CO2 sağda. Tamam yön aynı ama kas sayısı 1. O zaman burayı 2 ile çarpıyorum. Aynı yapacağım ama 2 ile çarparak yazıyorum. 2 mol CO2. Şimdi ters çevirmediğim için işaret değiştirmede eksi. 2 ile çarptığım için 393 çarpı 2 dedim. Buradan eksi şöyle oldu arkadaşlar 786 oldu. Peki sizden istenilen denklemde su sağda Kas sayısı 2. Burada da sağda. O zaman değişik yön değiştirmiyorum. Ama kas sayısının 2 olması için burayı 2 ile çarpıyorum. 2 mol H2. Yarım oksijenle 2'yi çarparsam 1 mol oksijen. 2 mol H2O olur. E, ters çevirmediğim için işaret değişmeyecek. Ama 2 ile çarptığım için delta H'ı 2 ile çarpacağım. Buradan da çarparsam şöyle olur. 470 olur. Eksi 470 olur. Şimdi bakın ben bunları taraf tarafa toplayacağım. 2 mol C'ler gider. 2 mol H2'ler gider. Gördünüz mü? Solda ve sağdalar. Taraf tarafa toplarsan C2H4 artı 3 mol O2. Sağ tarafta 2 mol karbondioksit, 2 mol su olur. Peki entalpi değişimi ne olur? Denklemleri taraf tarafa topladığıma göre entalpileri de toplayacağım. O da eksi 52 şu değerlerin toplamıdır. Eksi 786 Eksi 470'in toplamıdır. E buradan da baktığımızda cevap olarak arkadaşlar eksi 1408 kilojul çıkar cevap aşık olacaktır. Altıncı soru tepkimeleri ve entalpi değişimleri verilmiştir. Bir mol hidrojen sülfür tamamen yakıldığında kaç kilojullik ısı açığa çıkar? Şimdi dikkat arkadaşlar şöyle yapalım. İlk önce bize verilen tepkime burada verilenler burada istenilen bu. Soru köküne sonra bakacağız. Bu reaksiyonun bir entalpi değişimini bulalım. Nereden bulacağız? HES prensibinden. Elemente bakmıyorsunuz bir istenilen de. H2S nerede? Solda. Kas sayısı 2. Burada nerede? Sağda. Kas sayısı 1. O zaman şöyle yapalım. Ters çevir ve 2 ile çarp. Ters çevirirsem sola atarım. 2 ile çarparsam da şöyle olur. 2 mol H2S H2. 2 mol H2. 2 mol S olur. Ters çevireceğim için artı, 20 ile ile çarptığım için 40 kilojül olur. H2O sağda kas sayısı 2, burada da sağda. O zaman aynı kalsın ama 2 ile çarp. Şimdi 2 ile çarpıyorum. 2 mol H2, O2, 2 mol H2O. Delta H işaret değiştirmeyecek ters çevirdiğim için. 242'yi 2 ile çarparsak, eksi 484 yapar. SO2 sağda kas sayısı 2. Burada da sağda. O zaman ters çevirmiyorum. Sadece 2 ile çarpıyorum. 2 mol S, 2 mol O2, 2 mol SO2 oldu. Delta aşımız işaret değiştirmeyecek ters çevirmediğim için. 296'yı arkadaşlar şurada hemen 2 ile çarpıyorum. 12, 18, 19, 592. Eksi 592. Şimdi bunları ben bir taraf tarafa toplayayım. Taraf tarafa topladığımda bakın bu ikisi gider. Gördünüz mü? İki S'ler de gider. Geriye ne kalır? 2 mol H2S, 3 mol O2, 2 mol H2O, 2 mol SO2. E siz istenilen denklemi buldunuz. Şu denklemi buldunuz. Gördünüz mü? Bu denklemin delta aşı da denklemleri topladığım için delta aşıları toplayacağım. Toplama işlemini şurada yapalım. Eksi 484 ile eksi 592'yi toplarsak arkadaşlar 6, 7, 1076. 1076'dan da 40'ı çıkarırsak e, şöyle olur. Eksi 1036. Bakın bulduk. Şimdi arkadaşlar siz bu reaksiyonun delta H değerini eksi 1036 kilojül olarak mol bö mol olarak buldunuz. Fakat şimdi dikkat. Bu kaç molün? Kas göre 2 mol. 2 mol H2S yandığında açığa çıkan ısı 1036. Tamam arkadaşlar. Biz ne kadar yakmak istiyoruz? 1 mol. 1 mol H2S'yi yakarsam ne kadar ısı açığa çıkar? X eşittir 1036 bölü 2 dersek o da 518 kilojüllük enerjinin açığa çıkması lazım. Cevap A şıkkı olacaktır.